Selamlar, yepyeni bir Teknostop videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Big Soundcraft serisinden TW2 TVS Bluetooth kulaklıkları inceliyoruz. Her videomuzda olduğu gibi ürünün kutu açılımıyla başlıyorum. Şu ürünün kutusunu açtığımda şöyle görmüş olduğunuz gibi kulaklarımız burada görünüyor. Şöyle alt tarafına öncelikle baktığımızda burada bir tane şöyle göstereyim. Türkçe bir kullanım kılavuzu burada bulunuyor. Yine şöyle bir tane Type-C USB bir şarj kablosu var. Yine kutunun devamına baktığımda şöyle bir Bix garanti kartı çıkıyor. Aynı zamanda da üzerinde 24 ay garanti ve 24 ay boyunca koşulsuz değişim gibi bilgiler de yer alıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Eğer ürün 24 ay boyunca kullanıcı hatası kaynaklı bir arızadan değil de üretimsel bir hatadan kaynaklı arızayla servise gönderilirse koşulsuz olarak onların dilinde değişim yapılıyor. Şöyle ürünü kendisine tekrardan devam ettiğimizde burada kulaklarımız şöyle kutunun içerisinde yer alıyordu. Yine aynı zamanda son olarak da burada şarj kutusu, yani kulakları sakladığımız kutu bulunuyor. Evet, karton kutu ve diğer şeyleri masadan uzaklaştırdıktan sonra şöyle ürünlerin dış görünüşüyle başlayalım. Öncelikle şarj kutusuna bakarsak gayet güzel oval köşeli, daha doğrusu direkt olarak yuvarlak hatlara sahip bir kutunun olduğunu görebiliyoruz. Şöyle elimi denk getirdiğimde de boyut olarak da gayet küçük bir boyuta sahip. Şöyle alt tarafına baktığımızda burada bir şarj bildirim LED'i, yine burada bir Type-C şarj giriş portumuz bulunuyor. Kulaklığın şöyle kapağını açtığımızda mıknatıslı bir kapak tasarımı var burada. Yine aynı zamanda iç tarafı da siyah renkli ABS plastik materyalden üretilmiş. Şöyle kulaklarını da kendisini incelersek görmüş olduğunuz gibi AirPods'a benzeyen bir tasarımı bulunuyor. Şu şekilde yakınlaştırarak göstereyim. Aynı zamanda lastiksiz bir kulak içi tasarımı var. Fakat yine de bu şekilde de 13 mm'lik bir ses sürücüsüne sahip. Yine şöyle kulaklığın arka tarafına baktığımızda burada bir dokunmatik bölüm bulunuyor. Şu siyah bölüm dokunmatik fonksiyonları yerine getirebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda da onun altında da bir LED ışık bulunuyor. Şöyle buradaki bandı da çıkarayım. Buradaki bandı da çıkarttığımda şöyle elimi koyarak göstersem daha iyi odaklayacaktır. Burada da iki tane şarj temas pinlerini görebiliyoruz. Aynı zamanda da burada da bir mikrofon deliği yer alıyor. Özellikle Soundcraft TW2'de bulunan dokunmatik bölüm şu üst tarafta yer aldığı için kullanım konusunda bayağı bir rahatlık sağlıyor diyebilirim. Bazı kulaklarda alt tarafa veya yine yan taraflara dokunmatik bölüm koyuyorlar. Bu genellikle kulak içerisindeyken hatalı dokunmalara, yani siz dokunmasanız bile kulağın temasından dokunma gibi fonksiyonları algılayabiliyor. Fakat bunda üst tarafta olması hem rahat kullanım sağlıyor hem de aynı zamanda yanlış dokunmaların da önüne geçiyor. Hazır kulaklıkları kutuya yerleştirmişken kısaca teknik özelliklerinden de bahsedeyim ürünün. Big Soundcraft TW2 Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisini kullanıyor. Yani bu sayede hem düşük gecikme süresi hem düşük güç tüketimi ve daha uzun bir bağlantı mesafesi sunuyor. Kulaklıkların kendisiyle başlarsak 13 mm'lik ses sürücüleri bulunuyor kulaklıklarda. Aynı zamanda kulaklık başına 4 gram gibi bir ağırlığa sahip. Yine bununla birlikte de kulaklıklarda 30 mAh kapasitesine sahip bataryalar bulunuyor. Bu sayede de %50 ses seviyesinde hiçbir şekilde şarj etmeden 4 saate kadar aralıksız müzik dinleyebiliyoruz. Şarj kutusunun kendisine de gelirsek 400 mAh bir bataryaya sahip. Bu bataryada toplamda kulaklıklarla birlikte 20 saate kadar bir kullanım süresi sunuyor. Yani hiçbir şarj kaynağına bağlı kalmadan 20 saate kadar kulaklıkları kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da şarj kutusu kutunun içerisinden çıkan şu Type-C kablo ile şarj edebiliyoruz. Hatta ben şöyle yandan bir kablo çekip Type-C kablo şarj işlemini başlatayım. Gördüğünüz gibi sadece kutunun içerisindeki kabloyu kullanmamıza gerek yok. Herhangi bir Type-C kabloyu da kullanabiliriz. Onu da şu şekilde göstereyim. Şöyle şarja taktığımızda da şurada bir bildirim LED'i yanıyor. Şöyle biraz daha karanlığa fokuslarsak. Şurada gördüğünüz gibi bildirim LED'i şarj kutusunun doluluk seviyesini ve şarj işlemini bizlere gösterebiliyor. Evet, kulaklıkların dış görünüşüne ve teknik özelliklerine değindikten sonra Bluetooth bağlantı işlemiyle devam edelim. Evet, bağlantı işlemi gerçekleştirmek için bir tane akıllı telefona ihtiyacımız var. Akıllı telefonumuzun Bluetooth'unu açtıktan sonra şuradan arama bölümü için geniş alana giriyorum. Şöyle kulaklıkları da kutusundan çıkartayım. Kulakları kutusundan çıkarttıktan sonra şu kulaklıkta, yani master ana kulaklıkta ışık yanıp sönmeye başladı. Buradan kulaklık listesinden arattığımda TW2 olarak görünüyor. Üzerine bir kere dokunuyorum bağlantı işlemi için. Benden eşleşme onayı istiyor. Eşleşme onayını verdikten sonra da yine kodeklerle alakalı birkaç bilgi veriyor. Yine bunu da tamam dedikten sonra kurulum işlemi tamamlanmış oluyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi SBC kodek formatında ses iletimini destekler halde bağlantıyı tamamladı. Şöyle hemen bir müzik açalım. Hatta ben şöyle mikrofonuma da yaklaştırıp çaldığını sizlere göstereyim. Müzik
Evet, görmüş olduğunuz gibi kulaklıkların bluetooth bağlantı işlemi bu şekildeydi. Şimdi de gelin mikrofonları telefon görüşmesiyle test edelim, ardından da kapanışa doğru geçelim. Evet, şu an beni Big Soundcraft TW2 bluetooth kulaklardan dinliyorsunuz. Şu anda bu ses kaydı bir telefon görüşmesinden alınmakta. Ve duymuş olduğunuz gibi mikrofonların ses kayıt kalitesi ve telefon görüşmesindeki ses iletim kalitesi de bu şekilde. Şimdi bir daha açık alanda teste geçelim. Evet, şu anda da görmüş olduğunuz gibi dış ortamdayım. Aynı şekilde dış ortamda da mikrofonların telefon görüşmesindeki ses kayıt kalitesi ve aynı zamanda ses iletme kalitesi de duymuş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Big Soundcraft serisinden TW2 bluetooth kulakları incelemiş olduk. Ürünün hem teknik özelliklerine değindik, hem bluetooth bağlantı işlemini gerçekleştirdik, hem de telefon görüşmesi yaparak mikrofonların da kalitesini test etmiş olduk. Kulakların sesini birebir size maalesef aktarmam mümkün değil. Fakat yorum yapmam gerekirse basslarda ve midlerde oldukça başarılı. Tam kulak içi bir kulaklık yapısına sahip olmamasına rağmen yalıtım olarak da oldukça iyi bir performans veriyor diyebilirim. Sizler de ürünü incelemek veya satın almak isterseniz de şu aşağı açıklama bölümüne ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Yine ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa da çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak da bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.